Arkadaşlar merhaba. Bugün Türkiye'de daha önce kimsenin yapmadığı bir şeyi yapacağız. Ambulans şoförü olacağız arkadaşlar bugün. Şimdi üstümü bir giyeyim. Şöyle güzelce bir ambulans şoförüne benzeyeyim. Ambulansımız da zaten burada. Sonra size bu iş hakkında bilgiler de vereceğiz. İşte neler oluyor, neler bitiyor. Ambulansı da inceleyeceğiz. Bir ton şey yapacağız. O zaman şimdi üstümüzü giymeye gidelim. Arkadaşlar şimdi kıyafetimi giydim. Allah'ım ya, sanki yılların ambulans şoförü gibi durmuyor muyum abi şu an? Evet. Değil mi? Yılların böyle ambulans şoförü gibiyim. Abicim bu arada çok teşekkür ederim. Merhaba. Beni burada ağırladığınız için. Cüneyt abimiz var arkadaşlar, bize yardımcı olacak. Arkada iki tane ambulans var ama sizde kaç tane ambulans var abi normalde? Dört aracımız var. Şu an iki tanesi görevde. Bu aracın bir tanesi de biraz sonra göreve gidecek. Bir tanesini de ben seçeceğim. Evet. O istediğim, hangisini istediğimi kullanabiliyorum galiba. Hangisini istersen o araç senin. Tamam. Ah bilemedim. Sağdaki... Size göre soldaki... Güzel duruyor. Ben onu istiyorum. İçini falan gezebiliyoruz. İşi biliyorsun, o araba öbüründen iyi. Harbiden mi? Evet. Öyle bir şey duruyor. Capcaplı duruyor. Biraz daha böyle ben yeniyim diyor. İçini falan gezebiliyoruz. Tabii. Buyur, tamam. İstediğin i̇çini gibi bakalım. Gezelim. Böyle içini bir karıştıralım. Hep merak etmişimdir. Ben daha önce hiç binmedim bu arada ambulansa. O zaman hadi birlikte binelim. Açıyorum. İçini, yani içini sadece böyle dizilerden, filmlerden gördüm. Gerçekten hiç görmedim ambulansın içi, böyle şaka maka. Aynıymış dizide. Görüşük ama. Bak. Lütfen siz buyurun. Sizi buyurun önden. Şimdi içeri girdik. İçeride bir ton şey var. Abi ben hiçbirini bilmiyorum. Bunu biliyorum. Tek bildiğim şey bu. Şey, şimdi mesela bir kaza oldu diyelim, bu ambulans gidemiyor değil mi? Yok, acil yardım ambulansları gidiyor. Biz daha çok hasta transferi. Hayır, şöyle bir şey ama. Ambulans kazaya gitmiyor ama mesela önümüzde giderken trafik kazası oldu. Durup müdahale etmek zorundayız. Evet. Ona göre donanımımız da var. Ona göre var mı? Tabii. Abi ben kullanmak istiyorum bu ambulansı. Ben bir tur vermek istiyorum. Bir tur süreyim ya. Müsait boş bir alana gidersek trafikte uygun olmaz. Ama müsait bir alanda ambulans kullandırabiliriz. Tamam. Olsun artık. Ya bir tur kullanayım ya. Hiç ambulans kullanmadım demem. Arkadaşlar burası da arabanın ön tarafı. Abi burada ekstra bir şey yok gibi. Burada tabii ki telsizimiz var. Sirenler falan, onlar nerede? Şimdi ambulansın siren cihazı ve tepe lambalarını çalıştıran cihaz bu. Aa, o muydu? Radyo gibi duruyor. Radyosu burada. Abi şu sirenlerden beri çalıştırsak ya, olmaz mı? Şöyle bir şu düğme ve bu düğme. Şu horn sesini verecek, bu kısa siren çalacak. Sen dene istersen onu. Vallahi deneyim. Bir dakika. Şimdi bunlar mıydı? Hangi biriydi? Şu dat dat yapan düğme. Bunu tek tek. Hayır, şu basma düğmesi var ya. Ha şu. Dat dat. Evet. Allah'ım yemin ederim çok eğlenceli. Neyse, insanlar fazla... Şu. O da... Can alıcı. İnsanlar, evet ya. Ben geldim diyor ya. Açılın diyor. Sıkıntı yok diyor. Ben geldim diyor. Son o zaman yapıp aşağı iniyorum. Abi benim çok merak ettiğim bir şey var. Bu ambulans yazısı, evet. Neden ters? Hiç böyle akıl... Bilmiyorum ya. Niye böyle? Şimdi bu ambulans yazısını önde giden vatandaş aynaya baktığı zaman düz okusun diye ters yapılmış. Aynalardan görünce... Aynen öyle. Öndeki araç, dikiz aynasından bakınca... O zaman telefondan, kameradan baksak büyük ihtimal düz gözüküyor. Muhtemelen bununla bir selfie yaparsan düz çıkabilir. Gördün mü? Yo, ana! Ya. Aa, bir şey diyeceğim, ben yemin ederim diyorum ki sürekli ilk defa öğrendim bunu, biliyor musun? Tabelacının hatası gibi mi düşündün hep? Ya, hani onu da düşündüm. Hani yanlış yazmışlar, hata yapmışlar falan. Diyorum hepsinde mi yanlış yaptılar arkadaş, evet. Falan. Abi şimdi ben sürüyorum o zaman. Şimdi burası trafiğe çok yoğun olmayan bir yer ve sürücü adaylarının araç kullandıkları bir yer. Burada biraz kullanabilirsin. Ambulans süreceğim. Ambulans şoför oluyorum. Şu önüm, üstümdekinin hakkını vermem lazım. Oy. Varsa bir olay falan hemen arayın beni. Hemen gelirim. Şimdi ilk başta kemeri takalım. Ondan sonra üstteki sirenlerimizi yakacağım. Tam kemerimizi taktık. Şimdi tepe lambalarını yakmak istiyorum. Büyük ihtimal yandı. Ben buradan göremiyorum. Şimdi gidiyorum. Önce bir motorumuzu çalıştıralım. Şu sesi de vermeden hayatta hiçbir yere gitmem. Allah'ım. Çok eğlenceli. Hadi gidelim. Manuel araba kullanmayı birazcık oldu, biliyor musunuz? Yapacak bir şey yok. Otomatiğe alıştım biraz. Allah'tan yol trafiğe kapalı. Abi ne demek istiyorsun şu an? Yoksa bize bir ambulans lazım olabilir. Aa, şu an bir şey olsa kendi kendimize şey yaparız abi. Hallederiz. Tabii.
Abi şimdi İstanbul trafiğinde böyle hani çok fazla şey var. Trafik var, böyle insanlar deli gibi sürüyor. Evet. Nasıl yapıyorsunuz ya? Hani sonuçta yetişmeniz lazım bir yere. Evet. Nasıl oluyor? Furkancığım, normalde daha önceleri ambulansa insanların yol vermesi biraz daha sıkıntılıydı. Şimdi insanlar ambulansın sağ tarafına binmeye başlayalı, yani senin bir hastan oluyor. Ambulansın sağ tarafında binip çektiği çileyi anladıktan sonra bir ambulans sesi duyunca arkada hemen kendisini sağ atıyor. Evet. Yani insanlarımız yavaş yavaş bilinçleniyor. Ama hani trafikte yaşadığımız sorunlar yok mu? Burası İstanbul. Evet. Yani yetiştirmen gereken hasta oluyor. İster istemez sireni açman lazım. Hatta mesela benim özellikle trafik kazası ve çocuk dedikleri zaman vaka verirken böyle akan sular duruyor. Evet, doğru söylüyorsun. Abi peki şey soracağım. Hani mesela trafik kilitlendi. Evet. Hani bir yandan da emniyet şeridini de işgal edenler oluyor çok evet. fazla. Ne yapıyorsun abi? Hani gidemiyorsun sonuçta trafik. Ya, elimizden geldiğince sirenle, işte megafonlarımızla yolu açmaya çalışıyoruz. Yol vermiyorlar. Yol verip böyle yapınca veriyorlar değil mi? Öyle yapıyoruz. Telsizden bağırıyoruz. Ara siren çalıyoruz. Evet, çok eğlenceli bir ses abi bu. Sen eğleniyor musun peki bunu yaparken? Ben severek yapıyorum işimi. Eğlenmekten ziyade. Değil mi? Böyle evet. Doğru söylüyorsun. Yani sonuçta hani sadece eğlence olarak bakmamak lazım. Tabii hayat kurtarıyorsun. Aynen öyle. Abi çok önemli bir iş aslında. Evet. Gerçekten çok önemli bir iş. Abi peki hani ben hep şeyi merak etmişimdir. Hani çok yani iyi kullanmanız gerekiyor doğal olarak. Hani böyle ambulansı. Bunun için ambulans sürücüsü olmak için ben sürücü sağlıkçıyım. Bu arada ileri sürüş eğitimi alıyor arkadaşlar. Bir de ilk yardım sertifikası olmak zorunda sürücü arkadaşın. Anladım. Hani böyle şoför de yani geri geldiğinde o da kendisi müdahale ediyor. Ya en az 5 yıllık ehliyet falan istiyorlar ambulans sürücüsü ben, olabilmek ben için. Ben normalde olamıyorum. O zaman benim daha 2 yıl oldu. Tamam, sen 2 yılda ancak işte böyle trafiğe kapalı alanda ambulans kullanabilirsin. Aynen. Daha sakin yerlerde evet, ancak. Sakin yerlerde. Ya ambulans kullanma işi biraz soğukkanlı olman lazım. Çok önemli. Biraz da tecrübeli olman lazım. Abi hani bu şey olayı var, fermuar hani evet. yol verme olayı var. O mesela hani halkımız çoğu yapmıyor aslında. Evet. Hani Türkiye'de hala çok böyle bilinçlenmemiş bir durumda. İzleyen de çok fazla insan olacak şimdi bu videoyu, çok fazla kişi izleyecek. Evet. Onlar mesela ne yapsın, böyle bir ambulans mesela yapıştı arkadan veya trafik var arkadan ambulans sesi geliyor, ne yapsınlar? Şimdi biraz önce dediğin gibi emniyet şeridini genelde işgal ediyor insanlar. Evet. Fermuar sistemi araçların yolu ararak, yararak birinin sağa birinin sola giderek orta şeride ambulansa boşaltmaları sisteminin adı fermuar sistemi aslında. Hı hı. Bildiğiniz fermuar yapacaklar. Evet. Ama bu ülkemizde çok uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Yani. Ama uygulansa ambulans daha hızlı gidebileceği, ulaşmak istediği yere ulaşabilir. Evet. Ya ben mesela şu an Ankara'da emniyet şeridlerinden falan gayet gidiyorlardı. Evet. Ama İstanbul'da neredeyse ambulansların hepsi sol şeritten akmaya çalışıyor. Hani emniyet şeritleri zaten dolu yani. İnsanlar şey yapıyor, emniyet şeridine kaçıp ambulansa yol veriyorlar. Tam tutlu olması gerekiyor aslında. Bu aslında ambulans sürücüsünün de mesela bölgeyi bilen arkadaşlar var. Nerede E5 tıkalı, nerede sol şerit tıkanır, nerede emniyet şeridi tıkanır, bunu bildikleri için genelde ona işte göre. Ona göre sol şeridi, emniyet şeridini, sağ şeridi ya da orta şeridi kullanabiliyorlar. Ya abi bir de ülkemizde çok fazla var. Her şehirde var yani. Türkiye'de baya baya var. Hani trafik olduğu için insanlar ambulans yolu açıyor diye ambulansın peşine takılıyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız da bu Furkancığım. Arkamızdan gelen araç bize çarpmasın diye biz ani müdahalelerde bulunamıyoruz. Mesela önümdeki araç fren yapıyor. Ben sert bir fren yapınca arkamdaki bana vurur evet. korkusuyla. Yani bunu da işte senin videon aracılığıyla insanlara duyurmuş olalım. Aynen öyle. Lütfen ambulanslara yol verin. Adam akıllı sürün şu arabaları. Ambulansın arkasına takılmayın. Belki o ambulans sizin evinize gidiyordur. Bu da bir slogan olsun tabii. Yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Evet. Aynen öyle. Bir sloganımız daha var. Yaşama yol ver. Yaşama yol ver. Evet. Aynen öyle. Peki abi siz bu araçla hani hastanın akil aracı bu. Evet. Bu araçla ne görevleri veriyorsunuz hastanın akil haricinde? Şimdi hastanın akil ambulansı ya da acil yardım ambulansı bizim verdiğimiz hizmetleri söyleyeyim ben. Hasta transferi yapıyoruz. Filmlerde, dizilerde sağlık tedbiri ya da sette oynama amaçlı ambulans yönlendiriyoruz. Maçlara, organizasyonlara sağlık tedbiri amaçlı ambulanslar yönlendiriyoruz. Bu tip alanlarda hizmet veriyoruz. Yani diyelim ki sette bir yaralanma oldu, bir şey oldu. Hemen siz devreye giriyorsunuz. Tabii sağlık tedbiri amaçlı çağırdıkları da oluyor. Yani sette birine bir şey olmasın amaçlı çağırdıkları da oluyor. Ya da sette gidiyoruz işte sahne gereği
ambulans oynatmaları lazım. İşte oyuncuyu ambulansa bindirip hastaneye götürmeleri lazım. O gibi durumlarda da ambulans hizmeti veriyoruz. Böyle görsel olarak da hani... Evet. Merkez mobil 1. Furkancığım çok şanslısın. Bir ihbar olabilir. Gerçek. Mobil 1 dinlemede. Bostancı adresi vaka. Bostancı adresi vaka. Çıkış yapabilirsiniz. Adresi telefonla bildiriyorum. Anlaşıldı Sky Merkez. Çıkış yapıyoruz. Gerçek olay mı geldi abi? Aynen Furkan. Bir vakamız var. Sen müsait abi ben yerde. Sana vereyim. Aynen öyle sen yapalım. Sen devam et. Hemen o zaman arkadaşlar veriyorum arabayı. Gerçek bir olay gelmiş yani. Arkadaşlar gerçek bir vaka çıktı. O yüzden hemen yer değiştirdik. Çünkü yani sonuçta benim gitmem doğru olmaz. Bir sağlık konusu. Şimdi gidiyoruz vakaya doğru. Bakalım neler olacak. Şu an bayağı yardırıyor gerçekten. Bir şey diyeceğim, insanlar çok güzel yol veriyor ya. Ben basıyorum mouse sesi. Taksici kardeşim. Araçlar lütfen kontrollü bir şekilde, kontrollü bir şekilde sağa doğru yanaşalım. Ben panik oldum ya. İşte en önemli şey bu abi, soğukkanlı olmak aslında. Aynen öyle. Ben yanda yemin ederim panik oldum, deli gibi panik oldum. Ben böyle izleyeceğim. Giderken hani diyelim bir şoför evine gidiyor, seni falan çalıştırıyor diyorlar. Mesela o konu hani normalde sizden çalıştıramıyorsunuz değil mi? Şurada halkımızın şunu bilmesi lazım ki ambulans vakaya yetişirken, yani yaralıya, hastaya yetişirken bence hızlı gitmesi lazım. Sirenli bir şekilde gidip ona ulaştıktan sonra zaten gerekli tüm müdahalelerin yapılabileceği ekipman da var, personel de var. Yani önemli olan önemli. Boşken hastaya önemli. Ulaşmak. Arkadaşlar şimdi geldik, bir kemoterapi hastası hastamız var değil mi? Evet. Onu alacağız, hastaneye götüreceğiz. Geldik bakalım neler olacak. Abi çok hızlı geldik gelirken, sonra bir anda yavaşladık. O neden Furkancığım, oldu? Vaka ihbarı aldıktan sonra ne olduğunu bilmediğimiz için hızlı bir şekilde gelmek için uğraştık. Başka ciddi bir şey de olabilirdi. Evet, yolun yarısında arayıp da vakanın nakil vakası olduğu söylenince sirenlerimizi kapatarak yavaşça geldik. Şu an bir acelemiz Anladım. Yok. Bir hastamız var, daha önceden kemoterapi alıyordu. Onu tekrar hastaneye nakledeceğiz. Yeni kemoterapisi varmış. Onun transferini yapacağız. O zaman bekletmeyelim. Evet, hastamızı alalım. Aynen. Şimdi sağlıkçı abilerim hastayı indiriyorlar aşağı. Bakalım, geliyorlar. Furkan bir yardım et. Abi hemen. Bir el at. Tut bakayım evet. Şuradan. Heh, hadi bakalım. Gel. Bu şimdi söylediğimiz sandalye sedye. Evet. Hastamızı bu sedyeden diğer sedyeye transfer edeceğiz. 1, 2, 3. Tamam. Sediyi alarsın. Onu kenara koy. Bunu kaldıralım. Furkancığım gel. Tut. Geldim. 1, 2, 3. Kemerlerini bağlıyoruz. Hiç kolay bir iş değil bu arada gerçekten. Kemal Bey geçmiş olsun. Bravo. Geçeceğim. Gerçekten inanılmaz derecede soğukkanlı olmak gerekiyor. Bu da bende hiç yokmuş, şu an bunu anladım. Fır-
Furkan'cığım, bundan sonrası bizde. Abicim gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ya. Ne oldu biraz önce bilmiyorum. Hastamızı yetiştireceğiz, sonra görüşmek üzere. Tamam abicim, görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi onlar gidiyor. Onların hemen yetiştirmesi lazım. Hastayı onlar hastaneye bırakacaklar. Biz de şimdi merkeze geçelim. Vay be, ne aksiyonlu bir gündü. Gerçekten inanılmaz bir tecrübeydi. Bu tecrübeyi yani sizinle beraber yaşamış oldum. Ya böyle çok değişikti ya. Vallahi çok farklıydı. Neyse konuşuruz da. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Ve SkyMobile'e buradan çok çok teşekkür ederim bana bu imkanı sağladıkları için. Bu arada Cüneyt abi, yani şoför abimiz, bizim videonun başından beri olan. Şey dedim ona, baban da mı şofördü falan dedim böyle bana. Gerçekten babası da şoförmüş. Yani babası şoförmüş derken, babası da ambulans şoförüymüş, dedesi de ambulans şoförüymüş. Böyle bir nesil ambulans şoförü olarak gitmişler. O yüzden o kadar iyi kullanıyor galiba. Vallahi güzeldi ya. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Bu deneyimi de sizinle paylaşmak inanılmaz güzel oldu. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Arkadaşlar bahsettiğim gibi sağlık gerçekten çok önemli ve bu ambulanslar sonuçta neden var? Hani bir an önce yetişmek için var. Ya mesela ben hani araba sürerken yani arkaya bir ambulans falan yanaştığı zaman veya ne bileyim birisinin yol vermediğini gördüğüm zaman ya direkt aklımdan şey geçiyor. Hani o ambulansın içinde benim bir tanıdığım da olabilir. Benim annem babam da olabilir. Veya başka bir zaman o ambulansın içinde ben de olabilirim. Yani başka birisi yol vermediği zaman benim yaşamımı etkileyecek. O yüzden arkadaşlar ne olursa olsun siz hani elinizden geldiğince ya onlara yardımcı olmaya çalışın. Özellikle şu arkasına takılanlar falan yapmayın bunu. Çünkü dediğim gibi siz de olabilirsiniz, bir yakınınız da olabilir. Ne diyoruz? Yaşama yol ver diyoruz. Tekrardan SkyMobile'e çok teşekkür ederim bu imkanları sağladıkları için. Umarım sevmişsinizdir videoyu. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, yorumlamayı ve paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.